Medya Haber'den merhaba. Yeni bir medya haberde gündemle karşınızdayız. Birkaç dakika gecikmeli başladık. Ahmet'ten arkadaşlarımız ağırlıkla da Türkiye'nin iç siyasetini konuşuyorlardı. Biz de onların kaldığı yerden devam edeceğiz. Türkiye'nin iç siyasetini, Türkiye'deki hem iktidar cenahındaki çalkantıları hem muhalefet cenahındaki yaklaşımları diyelim konuklarımızla değerlendireceğiz. İki değerli konuğumuz var. Nevra Akdemir, kendisi akademisyen arkadaşımız, yayınımıza da katıldı, Skype ile katılacak. Hoş geldiniz Nevra Hanım. Yine gazeteci merhaba. Arkadaşımız İrfan Aktan, o da stüdyoda hazır. Ona da hoş geldiniz diyelim. Ayağının merhaba, tozuyla uçaktan iner inmez stüdyoya geldi. Teşekkürler size de. Dilerseniz hemen Nevra Akdemir'le başlayalım. Bugünün bir anlamı da var aslında. Türkiye'de o ağır savaş siyasetinin bir anlamıyla Kürtlere yöneldiğini gösteren yaklaşımlardan biri de siyasetçilere yönelik saldırılardı. 4 Kasım aslında bir darbe olarak değerlendirildi geniş bir kesim tarafından. 4 Kasım'da HDP eş genel başkanları tutsak edildi ve hala zindandalar. Barış akademisyenleri ondan önceydi. Ankara Gar katliamı, işte Suruç katliamı ve benzeri birçok katliam da vardı. Sonra 15 Temmuz ve ardından bir şekliyle cemaatle olan işlerini çözdükten sonra bu kez Kürt siyasetine yöneldiler. 5 yıl sonra bugünü değerlendirdiğinizde ne yapmak istiyorlardı? Mevcut tabloda nereye vardılar? Ne düşünürsünüz? 5 yıl sonra bugünlere baktığımda tabii çok aslında hedeflerine ulaşmış bir AKP görüyorum ben bir taraftan. Bir taraftan da tam olarak bir toplumsal çöküşle karşılaşmış bir AKP'yi de görüyorum aynı zamanda. Evet, AKP kendisine muhalif olan herkesi cezalandıran bir rövanş siyaseti ve hukuku üzerinden davrandı ve davranmaya da devam ediyor açıkçası. Sadece seçilmiş belediye başkanlarını görevden almakla ve kayyum atamakla kalmadı. Aynı zamanda kendisine muhalif olan hemen herkesi hukuk üzerinden cezalandırmaya çalıştı ve hala bu insanların çoğu cezaevinde tutsak halde bulunuyorlar. Bizim arkadaşlarımız arasında da aynı zamanda hala cezaevinde olanlar var. Veya işte benim gibi yurt dışına sürgün gelen arkadaşlarımız da devam ediyor. Hatta bence buradan şöyle de devam edersek, beraatlere rağmen KHK'lı Barış Akademisyenleri arkadaşlarımızın o hal komisyonu tarafından reddedilen reddedilmeleriyle de karşılaştığımızı söyleyebiliriz. Aslında o günden bugüne devam eden bir intikam siyaseti, bir rövanş siyasetini bence her yerde görüyoruz. Fakat bununla beraber tabii ki karşılığı alınmamış bir adalet duygusundan da kaynaklanan ve bir takım siyasi çıkmazları düşman üreterek çözmeye çalışma ve kendi ittifakını düşman üreterek öfkeyi bu düşmanlara körükleyerek ve yönlendirerek iktidarda kalmaya çalışan bu bloğun aynı zamanda çok ciddi bir çözülmesiyle de karşılaştığımızı bir yandan da görmek mümkün. Sonuçta her antidemokratik uygulamanın bir karşılığı oluyor ve bu karşılık illa toplumda bir yarılmayla vuku buluyor. Ve bu hem rövanş siyaseti hem de aynı zamanda hukukun ortadan kalkması illaki kendisine karşı da bir siyaset biçimini ortaya koyabiliyor. Bir toplumsal çözülmenin, çürümenin yanı sıra ekonomik bir krizle de karşılaştığı için ve aynı zamanda kendi sermaye
ne diyelim, ittifakın içinde olan sermaye gruplarını yeterince kaynak da üretemediği için aynı zamanda karşı karşıya kaldığı bir bütünsel bir krizden de bahsedebiliyoruz. Bu yüzden bir felaket kapitalizmi ile de beraber ortaya çıkan, sürdürülen ve sürdürülmeye de muktedir olan bir krizli yapı ile sürekli karşı karşıyayız. Bu yapı, araya giriyorum ama bu yapı lehte bir durum mu iktidar için? Yani örneğin hedeflerine ulaşmış bir AKP dediniz başta ya da iktidar dediniz ama o tabii yaklaşım olarak açılmaya müsait. Ama diğer taraftan da teslim almaya alıştığı, çalıştığı bir siyaset var ve alamadığı da belli. Özellikle son Kobani duruşmalarında da bu çok daha somut savunmalarla birlikte kendini gösterdi. Evet, evet. Bence AKP hedeflerine ulaştı gerçekten. Yani eğer hedeflerini bu kadar kısa vadeli ve kısa küçük motivasyonlarla oluştuğunu ve pragmatik olduğunu düşünürsek, evet, hedefine ulaştı. Nasıl bir hedefti bu? Çok güçlü bir toplumsal dinamiği, toplumsal muhalefet dinamiğini susturma hedefiydi. Evet, buna kısmen ulaştı ama başka bir yerden bu yeniden ortaya çıktı. Yani sonuçta toplumsal dinamikler böyle bir anda çözülebilen ve iktidarların bir anda hükmedebildiği, özellikle böyle baskıcı, otoriter tarzlarla hükmedip yönlendirebildiği bir şey değil. Dolayısıyla toplumsal dinamikleriyle iktidarın karşısına başka bir takım sorunları da illa çıkartıyor. Dolayısıyla teslim alamadığı şey, yani bence burada özellikle Kürt hareketinin ve sosyalist hareketin, kadın hareketinin ve LGBTİ artı hareketin dinamiklerini asla hesap edemedi. Bu kadar dirençli olabileceğini asla hesap edemedi ve burada yenilmeye zaten yazgılı bir hareket tarzı vardı. Evet, rövanş siyasetiyle hala şu anda ve rövanş hukukuyla hala mücadele etmeye çalışıyor ve bizim aldığımız kararlar ya da alamadığımız cevaplar, hukukun bir türlü yerli yerine oturmaması veya Çilem'in yeniden mesela bugün cezalandırılıyor olması, bu farklı konular değil aslında. Yani Kürt siyasi hareketine yapılan ne varsa aslında kadın hareketinde de gördüğümüz aynı şey. Ya da kent ve çevre hareketlerinde de aslında gördüğümüz aynı şey. Bu yüzden de topyekün bir yenilme döngüsüne girdiğini düşünüyorum artık ben bu AKP-MHP bloğunun açıkçası. Peki, ayrıntıları konuşacağız aslında. İrfan'la devam edelim. Aslında sıcak bilgilerle geldi. En azından biz de daha sıcak bir ortamda yaşıyor. Sen 4 Kasım'a baktığında şu an gelinen tabloyu nasıl değerlendirirsin? Özellikle iktidarın yapmak istedikleriyle bugün karşılaştığı tabloyla birlikte kıyaslarsan ne söylemek istersin? Tabii yani tarihi, yakın tarihi, tarih de olsa şimdiden okuyunca, şu andan bakarak okuyunca o dönemin haleti ruhiyesini ve dinamiklerini anlamak biraz zorlaşır. Dolayısıyla da ben biraz dönemin içinden konuşmayı ve oradan bir analizle yol almayı daha doğru buluyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim. 4 Kasım operasyonu ya da darbesi siyasi darbeydi. Tıpkı Mart 1994'teydi değil mi? Deplilere evet. Yapılan Dep milletvekillerinin derdest edildiği operasyon. 4 Kasım'dan sanırım birkaç hafta ya da bir veya iki hafta önce İstanbul'da Selahattin Demirtaş'la buluşup Express dergisi için bir röportaj yapmıştık. Ve ben ona sormuştum, hani sizin tutuklanmanız söz konusu olabilir, ne yapacaksınız, ne nasıl bir gelecek öngörüyorsunuz diye. Mealen aktarıyorum tabii. Demirtaş şöyle bir örnek vermişti. Demişti ki bir sel geliyor üzerimize. Bizim bu sele karşı, yani dalgaya karşı yüzmemiz olanaklı değil. Zor olabilir. Fakat bizim için başarı sel gelip geçtiğinde hala ayakta durmuş olabilmek. Bulunduğumuz yerde de olsak bir ağaç gibi, hatta benzetmesi buydu, bir ağaç gibi o balçığın içinden tekrar
dimdik durabilmek bizim için zafer olur demişti. Şimdi oradan alıp bugüne bakalım. Bence Balçık... Ama beklemediği bir şey değildi tutuklanma yani. O yönde evet, çok evet. somuttu. Evet, beklemediği şey şuydu Demirtaş'ın. Çok daha büyük bir toplumsal tepki oluşabileceğini öngörüyordu söz konusu söyleşide. Postumuzun ucuz olmadığını göstereceğiz demişti. O dönem tabii çok ciddi bir devlet baskısı. Üstelik bu resmi ve yasalar çerçevesinde yürütülen bir baskı değil. Gayri nizami harp usullerince yürütülen ve topluma şok doktrini uygulayan, insanları kilitleyen şiddet dalgası söz konusuydu. Dolayısıyla da halk tabii ki ciddi bir reaksiyon göstermedi. Ama Demirtaş'ın kısa vade için söylediği şeyi Kürtler ve Türkiye'deki demokratlar uzun dönemde geri adım atmayarak, kendi bir takım tutamaklarını muhafaza ederek aslında gösterdiler. Yani örneğin HDP'nin oylarında dramatik bir düşüş olmadı. Tekrar o Balçık şeyi bence teşbihi güzel, birazdan açıklarım. Onun içinden tekrar filizlenen bir demokrasi bileşenleri ve güçlerini görüyoruz. Balçık'tan kasıt şu, bütün bu savaş stratejisi döneminde devlet ve iktidar çok korkunç görüyoruz şu anda. İşte mafya, siyaset ilişkisi, derin devlet, işte faili meçhuller vesaire, her açıdan kirlenmiş bir yapı ortaya çıktı. Ve bu şimdi toplum, büyük toplumsal kesimler şuna bakıyor. Evet, ciddi bir kirlenme var. Bunun yan şeyleri, yan etkileri işte mutfağa yansıyor, gündelik hayata yansıyor, eğitime, sağlığa, bütün alanlara yansıyor. Dolayısıyla aslında direngen olan toplumsal ve siyasal güçlerin varlığı uzun bir zamana yayıldı. Çok çileli, çok büyük bedelli oldu. Ama sonuç itibariyle bu bedeller sayesinde mevcut iktidarın yürüttüğü faşizan politikaların ne kadar Türkiye'yi bir bütün olarak nereye sürüklediğini demokratlar, Kürt siyaseti, demin Nevra Hoca'nın ifade ettiği diğer dinamikler topluma göstermiş oldu. Şimdi bence kritik bir aşamadayız. Bütün bu bedelleri, bedellerin meyvesini siyasal iktidar değişmek üzereyken demokratlar mı toplayacak, yoksa AKP'yi, MHP'yi andıran yeni bir yapı mı? Herhalde peki, oraya geleceğiz. Onları ayrıca konuşacağız. Tamam, onlar peki. Öyle üstün körü geçilecek şeyler değil. Madem oradan bitirdiniz, ben hemen Nevra Hanım'a tekrar döneyim. Biraz da bugünün günceline gelelim istiyorum. Şimdi birdenbire CHP ilk defa belki savaş tezkeresine hayır oyu verdi. Ama bu çok olumlu da karşılandı. Yani toplumun çok farklı kesimleri bu gelişmeyi olumlu gördü. Ama aynı CHP'nin lideri Kılıçdaroğlu dün çok da Süleyman Soylu'dan farklı olmayan bir açıklama yaptı Yozgat'ta. Yani siz bu işi iyi yapamıyorsunuz. Bakın ben nasıl iyi yaparım, o Kandil'i yerle yeksan ederim diyerek yeni bir savaş politikası üreteceğini söyledi. Bir anlamda da geleceğe dönük, iktidara dönük yatırımını yaparken bunun üzerinden yürüdü. Doğrusu siz sosyolog kimliğiniz de var biliyorum. Bunu değerlendirdiğinizde, bu yaklaşımı değerlendirdiğinizde siyaseten ne karşılığı var? Böylesi bir yaklaşımın doğrusu topluma umut vermesi ne kadar mümkün? Ne dersiniz? Tezkereye hayır demeleri bile aslında sürpriz olmuştu bizim için.
bir taraftan. Bürokratlara yaptığı bir çağrı üzerinden bunu değerlendirmek istiyorum ben. Yani bürokratlara eğer bir çağrı yapıyorsanız ve belirli bir tarihten itibaren artık yanlış kararlara imza attığınız noktada siz de bu iktidarın diğer üyeleri gibi yargılanacaksınız sinyalini veriyorsanız ve iktidara geçme konusunda bu kadar eğer iddialı konuşmak istiyorsanız evet, yani o halde iktidarın yanlış politikalarını eleştirirken milliyetçilik ve diğer şeyleri, yani diğer popülist söylemleri de arkanıza almamayı göze almak durumundaydınız. Dolayısıyla ben tezkereye buradan hayır dediklerini düşünüyorum. Yani eğer bu kadar yanlış, bu kadar kendi çıkarlarına uygun, bu kadar mafyöz bir iktidar varsa buradaki savaş üzerinden de elbette para kazanacaklarını hesap ederek ya da birikimine, kendi sermaye birikim ittifakının içinde olan sermaye gruplarının birikimlerine destek verecekleri için, kaynak yaratacakları için bu işgali gerçekleştireceklerini, dolayısıyla tezkereye bu yüzden izin istediklerini ortaya koyması açısından son derece tutarlıydı. Fakat bir taraftan da bunun bir sınırı var CHP açısından. Sonuçta hala bu yaratılan milliyetçilik dalgasını, aynı zamanda mülteci ya da göçmen karşıtlığını veya aynı zamanda yabancılara karşı üretilen xenofobik söylemleri de arkasına almayı da popülist siyaset içerisinde bırakmıyor ve bırakmayacak gibi de gözüküyor. Ayrıca CHP'nin pek çok politik alanda tabii ki AKP'ye göre veya diğer sağ muhafazakar yapılara göre daha ilerici bir takım söylemleri ve politikaları olsa da sonuçta belirli bir sermaye grubu ve belirli bir statikoyu destekleyen bir noktada muhalefet yaptığını zaten görüyoruz, biliyoruz. Yani bunun çok dışına çıkması çok da mümkün değildi. Dolayısıyla evet, hani kendi tezkereye hayır demesinin aslında savaşa hayır demek olmadığını belki kendi tabanını anlatmak istedi gibi düşünüyorum bir taraftan Kılıçdaroğlu. Ama tabii ki CHP'de kendi içinde bir şemsiye örgüt. Yani pek çok farklı eğilim de var. Ve bu eğilimlerden hangisinin güçlü çıkacağı biraz o parti içi muhalefet içinde de ve tabanda nereye kanalize edileceği çok da belirsiz olan bir söylem ve politik dünya içinde de belli oluyor bir taraftan. Dolayısıyla Siyaseti parti içi dengelere dönük bir tutum olarak mı değerlendirmek gerektiğini söylüyorsunuz? Sadece parti içi dengelere dönük değil, aynı zamanda toplumdaki şu anda kışkırtılan milliyetçi temayı da kaybetmemek. Yani milliyetçi rüzgarı da arkasına almaya devam etmeyi istiyor. Yani demeye çalıştığı şey şu gibi geliyor bana tüm bunların içerisinde. Bu milliyetçi ve ırkçı tutuma karşı benim bir muhalefetim yok. Ancak AKP bunu mafyatik bir şekilde yapıyor. Ben bunu daha devlet statikosu içinden yapmayı, yani yıkılan, aslında çürütülen devletin kendisini yeniden onararak ve Kemalist ulusalcı ayakları üzerinde yeniden tamir ederek ben bunu ortaya koymak istiyorum diyor. Yani 90'ların CHP'sinden bir kopukluğu aslında olmadığını bence iddia ediyor. Bu aynı zamanda savaşı besleyen, bir tutum ve son 40 yıl dahil Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu yana çok kez denenmiş bir durum. Bunu değiştirmeden Türkiye'yi değiştirmesinin mümkün olmadığını algılayamıyor mu CHP? Türkiye'yi değiştirmek istiyor mu CHP? Bundan çok emin değilim açıkçası. Ben son dönem verdiği yani mesaj ve farklılıklar üzerinden öyle bir niyeti var. Onun için sordum tabii. Yoksa ayrı ben, konuda ben de ondan da çok emin değilim. Yani hani o tırnak içinde Türklük Sözleşmesi'nin gayet geçerli olduğunu düşünüyorum bu süreçle beraber. Yani CHP'nin kendi içindeki tüm muhalif akımlara rağmen. Çünkü bu mümkün aynı zamanda. Yani daha cinsiyet eşitlikçi, daha ekolojik duyarlı sahip ve aynı zamanda daha kültüralist, daha modernist bir
Türkiye yaratabilirsiniz ama gene de Kürt meselesinde aynı tutumu, aynı ırkçı tutumu devam ettirebilirsiniz. Yani aslında tüm sömürgeci devletlerinin yaptığı şey gibi bu bir taraftan. Yani bu tarihe baktığımızda çok da imkansız bir şey gibi gözükmüyor benim baktığım yerden özellikle. Ya da bir diğer çerçeveden baktığımızda oldukça işlevsel bir şey ırkçılık bir iktidar açısından. Yani iktidar bu ırkçı işlevsel olan radikal demokrasi yerine daha işlevsel bir şey olan, daha kolay yönlendirilebilir olan ırkçılık üzerinden tabii ki kendi ittifakını yeniden oluşturmayı tercih edecektir. Yani Eğer bir radikal demokrasi ya da bir sosyalist demokrasiyi, eğer feminist bir takım ideolojik formasyonları göz önüne almıyorsanız zaten çıkışınız ya milliyetçiliğe ya muhafazakarlığa dayanıyor. evet. Çünkü şu anda küresel olarak da bizim önümüze çıkan Tablo yaygın olan ideoloji de bu. peki. Aynı konuyu İrfan'la devam ederim. Şimdi Kılıçdaroğlu aslında farklı bir çıkışı da Kürt sorununun çözümünde gösterdi. Yani meclisi adres gösterdi. Ama hemen ardından da bu sefer Kandil'e saldırı konusunda AKP'den, MHP'den daha farklı olmayan, belki de ondan daha sert mesajlar verdi. Bu kendi içinde baktığında bir tezat mı? Ya da gerçekten bu siyasetle neyi hedefliyor CHP? Bir de yakından takip ettiğim bir parti. Kulislerinden de haberdarsın, biliyorum. Belki bizi de aydınlatırsın bu konuda. Estağfurullah. Şimdi bundan bir iki ay önce CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'yla Evet, bir Erbil röportaj ziyaretinin yapmıştım. üzerinden de. Ve Kürdistan ziyareti sonrasında yapmıştık bu röportajı. Kendisine de sormuştum, sizin Kürt meselesiyle ilgili izleyeceğiniz yol haritası nedir diye. Ve bundan çözüm sürecinde 2014 yılında CHP'nin 22 soru 22 cevap diye bir metni var. Hala web sitesinde duruyor. Bu 22 soru 22 cevapta CHP'nin Kürt meselesiyle ilgili izleyeceği yol haritasından bahsediliyor. Çeşitli çözüm önerileri sunuluyor. Kürt meselesinin veçelerine dair değerlendirmeler yapılıyor, öngörülerde bulunuluyor. Ve Oğuz Kaan Salıcı ki fiilen Kılıçdaroğlu'ndan sonra gelen isim olarak da takdim ediliyor. Hatta bazı kulislerde Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olursa Salıcı'nın CHP'nin başına geçeceği de konuşuluyor. Bu 22 soru 22 cevabı referans alarak vermişti yanıtı bana ve demişti ki biz o metnin arkasındayız. O metin bizim web sitemizde de duruyor. Bizim yol haritamız bu. Şimdi eğer gerçekten de bu yol haritası CHP'nin Kürt meselesine dair yol haritası 22 soru 22 cevap metni ise o zaman bu mevcut aktüel çıkışlar, popülist çıkışlar, milliyetçi tabana oynayan yahut ırkçılığa oynayan demagojiler hükümsüz kabul edilebilir. Yani bağlayıcı olmayabilir. Aslında CHP tabii sürekli bir denge politikası da güdüyor. Bir taraftan tezkereye hayır derken aynı zamanda iktidarın militarist söylemiyle karşılaşmamak için kendisi önden bir militarist adım atıyor ve diyor ki işte Kandil'i yerle bir edeceğim. Bunlar bana göre tabii ki şu anda CHP'nin temel izleyi olarak okunamaz. Şu iktidar değişikliği söz konusu, bir kabuk değişecek, kırılmalar yaşanacak ve tüm bunlar hem devlet içinde, hem siyasi partiler içinde, hem bürokrasi içinde, hem de partilerin kendi içinde radikal dönüşümlere gebe bir süreç. CHP de kendi içinde bir mücadele yürütüyor. Orada görece daha demokrat olanlar, hatta demokrat Kemalistler ile ulusalcılar, milliyetçiler,
kendi aralarında bir mücadele içindeler. Kimin egemen olacağı parti siyasetine henüz net değil. Kılıçdaroğlu'nun etrafını hangi gücün kuşatacağı çok belirleyici. Bu açıdan bakıldığında yani Kılıçdaroğlu kuşatacaktan kasıt parti içerisindeki devlet içerisindeki ikisi de ama esas olarak parti içinde Kılıçdaroğlu'nun söylemini ve yolunu kimin domine edeceği CHP siyasetini belirler. Eğer iktidar değişir de CHP iktidar namzeti olarak gerçekten beklendiği üzere bir atakta bulunabilirse de Türkiye'nin kaderini belirleyecek. Şimdi şöyle bir şey var. AKP son özellikle çözüm sürecinden sonra siyasal İslam'ı bitirdi. Yani aslında kendi kendini yok ederek kendini var kılabildi. Ve artık o su tükendi. Ve dolayısıyla da ideolojik olarak boşlukta kalmış, partisiz kalmış çok devasa bir taban ortaya çıkacak. İktidar değişikliğinde olacak bu. Birincisi bu İslamcı cenah. İkincisi milliyetçiler. Türk milliyetçileri de iki parti arasında kabaca bölünmüş durumdalar. Ve Millet İttifakı muvaffak olduğunda MHP'nin tabanından da İyi Parti'ye ciddi bir kayma olacak. Şimdi bu her iki partide hem İyi Parti hem CHP AKP ve MHP'nin yarattığı ideolojik tahrifat ve toplumsal çürümeye bir şekilde yani oradan bir beslenmek istiyor. Bunun için yer ama yer işte bunu yaparken sanki ona benzeşiyor. Öyle bir tablo var. AKP'nin yani bir başarısı varsa muhalefeti kendisine benzetmiş olma başarısıdır. Fakat toplum şu anda hali hazırda özellikle ekonomik sebeplerden dolayı da toplum bu siyasal anlayışın yani milliyetçi, İslamcı anlayışın ötesinde taleplere sahip. Dolayısıyla siz mülteci düşmanlığını, anti-Kürtlüğü empoze ettiğinizde yeni gelen iktidar olarak bunu başka ekonomik, sosyal, siyasal projelerle, adımlarla destekleyemeyeceğinize göre AKP'nin kaderini paylaşmış olursunuz. Bana göre siyasal, yakın dönem siyasal gelecek böyle olmayacak. Yani şu anki söyleme aldanmayalım. İktidar değişikliği sırasında toplumsal muhalefet yeni iktidarı çok daha fazla radikal dönüşüme zorlayacak. Çünkü Türkiye'de başka bir çıkış yolu yok. Evet. Bitiriyorum. Şimdi az önce bir önceki bölümde eksik bıraktığımla şey yapmak istiyorum. Bu dönemin ceremesini Kürtler, demokratlar çektiler, alt sınıflar çektiler, yoksullar çektiler. Bütün bu AKP'nin yarattığı enkazın altında kalanlar bunlar. Ama aynı zamanda Türkiye'nin demokrasiye kavuşma ihtimalini de muhafaza eden, taşıyan, bugünlere kadar taşıyan yine bu bedel ödeyen kesimler. Şimdi kritik olan şey şu, iktidar değiştiğinde bunca bedeli ödeyen Kürtlerken, demokratlarken yeni iktidarın ideolojik yapılanması eskisini aratmayacak olursa o zaman çok daha çetin bir mücadele başlar ve Türkiye istikrara kavuşamaz. Bunu bana kalırsa sermaye de biliyor ve onun yörüngesinde olan siyasi partiler CHP buna dahil. Dolayısıyla ezberden gitmek doğru değil. CHP onları aratmayacak filan bu iş o kadar kolay değil. Yani Türkiye'nin bedel ödemiş kesimleri demokrasi ihtimalini yeni bir faşist dalgaya yedirmez. Benim öngörüm bu. Onda da elbette HDP'nin bir etkisi. Buna muhakkak tabii ki aslında demokratların ana muhalefet çatı örgütü HDP ama tabii ki çok daha fazla dinamik de var. Onu aslında biraz da bu bütçe başlığını konuşurken konuşalım tabii istiyorum. Çünkü orada da etkili bir muhalefet sergiliyor. Nevra Hanım tekrar sizinle devam ederim. Son dönemlerde peş peşe anketler yayınlanıyor. Birkaç ay önce ekonomik
kriz ya da yoksulluk anketlerde %60-65'lerdeydi. İki hafta önce %70'lerde. Bugün Metropol'ün anketinde ankete katılanların %95'i, yani çok korkunç bir rakam, büyük bir rakam doğrusu. Ben görünce ilk inanamadım ama başka anketlerde de benzer rakamlar var. %95'i ekonomik kriz en öncelikli sorun diyor ve toplumun korkunç bir yoksullukla karşı karşıya olduğunu söylüyor. Bu konuştuklarımızla yoksulluk arasındaki ilişkiyi de değerlendirmenizi istiyorum. Bir de yani işte ırkçılıktan, milliyetçilikten söz ediyoruz ama bu yoksulluğun aynı zamanda ırkçı milliyetçiliğin bir yansıması olduğu gerçeği de var. Bunu özellikle muhalefet partileri niye yerinde ve doğru değerlendirmez? Belki onu da anlatırsınız bize. Buyurun. Zor bir soru sordunuz. Ben şöyle düşünüyorum açıkçası. Yoksulluk gerçekten bu dönemde çok ciddi olarak derinleşti. Evet, %95'i yoksul olması bana mesela çok yanlış gelmiyor. Çünkü bir rakam vereceğim şimdi. Her ne kadar Bakan Selçuk yoksulluk artık sorun olmaktan çıktı dese de aslında, ya da Akit gazetesi bayat ekmek içinde olan tarifleri verse de, yani her şey politik olduğu gibi yemek tarifleri de politik sonuçta. Biz mesela mutlak yoksul sayısının Dünya Bankası verilerine göre 10 milyondan fazla olduğunu görüyoruz. Asgari ücretle çalışan kişi sayısının 12 milyon olduğunu görüyoruz ki toplam zaten ücretli çalışan sayısı 13 milyon bu ülkede. Yani bu ne demek? 13 milyon kişinin 12 milyonu asgari ücretli çalışıyorsa eğer zaten, ve asgari ücrette Türk İş'in verilerine göre açlık sınırının altında bir rakam olarak belirleniyorsa, o zaman zaten bizim karşımıza koskocaman hani bir çalışan yoksullar, derin yoksulluk, göreli yoksulluk ve mutlak yoksulluk olarak böyle ayrıştırsak da çok da ne diyelim, yoksulluğu gizlenemeyeceği kadar ortada olan bir süreç karşımıza çıkıyor. Şimdi milliyetçilik ya da ırkçılık dediğimiz mevzu ile bu ırkçılık meselesi, bu yoksulluk meselesini belki şöyle konuşmak gerekiyor aslında. Yani çok ciddi bir kayıp yaşanıyor şu anda Türkiye'de. Yani sadece yoksullaşma, sadece enflasyon, sadece tüketim ürünlerinin pahalılaşması ve çok kötü hale gelmesi ya da çalışma koşullarının çok korkunç hale gelmesi. Yani 12 ay boyunca deneme süresi adında ücretsiz çalışmayı önerebilecekleri kadar hadsizce oluşan bir sermaye grubunun varlığı da buna dahil olmak üzere çok büyük bir kayıp var aslında Türkiye'deki insanların yaşadığı ve dolayısıyla hak etmediklerini düşünüp hak ettiğini düşündüğü insanlara yönlendirdikleri bir öfke ile de bununla karşılık bulmaya çalışıyorlar. Yani kayıplarının ve yoksulluklarının öfkesini bu kayba, bu yoksulluğa neden olanlara sormak yerine, çünkü bunun bir bedeli var. Aslında yoksulluğu paylaştıkları diğerlerine, ötekilere sormaya çalışıyorlar. Bunun kendisi ırkçılık olarak bizde tezahür ediyor. Yoksa ırkçılık dediğimiz şey, atıyorum, Amerikalılara yönelik bir ırkçılık değil ya da siyahlara yönelik bir ırkçılık değil burada. Hani mültecilere yönelik bir ırkçılığa dönüşüyor çünkü onun hak etmediğini düşünüyor bu ülkede yaşamayı. Bir imtiyazlı olmaktan, beyaz imtiyazlı insan olmaktan ya da çoğunlukta olmaktan kaynaklı bir ırkçılık şu anda çok önümüzde ve çok riskli bir şekilde bulunuyor. Zaten bu yüzden de bence muhalefet daha dilini de temkinli tutuyor. Hani muhalefet derken CHP ve İYİ Parti'den bahsediyorum şu anda. HDP'den elbette ki değil. Bir diğer mevzuda şöyle bir şey belki söyleyebilirim. 2022'de beklenen asgari ücret, beklenen tabii ki bu hani üzerinde anlaşılan rakam değil, 3 milyon artık Türkiye'de olmadığı için bende bu rakamlar biraz uçmaya başladı.
Mavi ekran oluşuyor bende. Hani herhangi bir marketteki şeyi söyleyince bile, yani gerçekten 4 sene bile uzakta kalınca insanda bazı şeyler kopmaya başlıyormuş. Daha az galiba konuşmamız gerekecek zamanla. Neyse. 3400 bin olarak belirleniyor. Şimdi 3400 bugün bile bekar bir çalışanın hala yoksulluk sınırının altındaki bir rakam. Yani dolayısıyla hani bizim önümüze çıkan tablo şu anda Türkiye açısından bir toplumsal çürümeye aslında işaret ediyor. Belirli bir takım ekonomik değerlere baktığımızda aslında bir ekonomik bir krizden belki de çok da söz edemiyoruz. Çünkü Türkiye'de şaşırtıcı şekilde bir büyüme gerçekleşebilir hala. Türkiye'de şaşırtıcı şekilde bir takım yatırımlar gerçekleşebilir hala. Yani Türkiye bazı yerlerden kaynak bulabilir ki Paris Anlaşması'nı imzalama nedeni büyük ihtimalle bu AKP'nin. Ama bu toplumsal çürümenin veya toplumsal yoksullaşmanın ve yoksulluğun en kötü boyutlarını artık yaşıyor olmamızı da gizlemiyor. Dolayısıyla demeye çalıştığım şey, bu yoksullaşma devam ettikçe manipülatif bir şekilde iktidar da ırkçılığı kışkırtmaya devam edecek. Çünkü bunu yönetilebilir kılacak tek argüman elinde ırkçılık açıkçası. Bu Almanya'da da böyle ya da Yoksullaşanlar diğer bölgelerde de böyle. Bu kadar ırkçı bir politikaya niye güvensinler? Yani kendilerini yoksullaştıklarını, kendi yoksullaşmalarının nedeni olarak bunu görmeleri mümkün değil mi? AKP çok uzun zamandır bir duygu siyaseti yapıyor aslında. Yani bu duygu siyaseti meselesine bakmayı ben çok önemsiyorum açıkçası. Çünkü kendi gerçekliğinden çıkıp da bir köprü yapıldığı için veya bir havaalanı yapıldığı için mutlu olan bir takım insanlar hala AKP'ye oy vermeye devam ediyorlarsa ve bunlar çok yoksul insanlar ise eğer, bunun bir açıklaması olmalı. Bu açıklama gerçekten bir duygu siyasetini nasıl yönlendirdiklerini görmekten geçiyor. AKP bunu çok iyi bir şekilde gerçekleştiriyor bence. Çünkü bir hayal dünyası yaratmıyor aslında. Bir farklı gerçekler dünyası yaratıyor bu insanların gözünde. Yani evet, insanlar yaşayamıyor artık. Evet, insanlar çok iş cinayetlerine de maruz kalıyorlar. Evet, çok istikrarsız bir hayat var önümüzde ve bu istikrarsız hayat giderek çok daha fazla can yakıcı hale gelebiliyor. İşsizlikten dolayı intiharlar artıyor. Kadın cinayetlerine karşısında cezasızlık çok net bir hukuk olarak artık bizim karşımıza çıkıyor. Ama bir taraftan da ırkçılık ile bütün bunları sürdürülebilir hale getiren bir iktidar var ve muhalefet de bu ırkçılığın karşısında aynı ırkçılıktan, aynı ırkçılık rüzgarından yararlanmak için aynı söylemleri yürütüyor aslında. Dolayısıyla yoksul insanlar ırkçılıktan rahatsız oluyorlar mı? Bundan hiç emin değilim. Tam Bir tersi, Göbels onlar politikası rahatsız var, buna olmasın diye inanmışlar. üretilen bir söylem ve aynı zamanda da bu tırnak içinde yoksul maddi şartlarda yaşayan insanların iktidarın ortağı ve bir şekilde bu yoksulluktan kurtuluş yolu olarak da Peki. karşılarına çıkan tek söylem bu. Peki. Aslında Nevra Hanım'ın dedikleri dikkat çekici şeyler. Yani bir taraftan yoksulluğu görmeyip o yoksulluğu iliklerine kadar yaşayan ama diğer taraftan da hala iktidarın yaptıklarını hiç kendisi hayatında kullanamayacağı halde ondan keyiflenip iktidarla yan yana yürüyen bir toplum gerçekliğinden söz etti ama bugünlerde bütçe de görüşülüyor. Bütçe görüşmelerini takip ediyoruz. En sert tepkiyi veren de HDP neredeyse. Onun dışında diğerlerinin pek ciddi sıkıntısı yok. Ama bütçeye de baktığımızda büyük paylar, birincisi Diyanet'e, diğer taraftan zaten savunma sanayi dediği savaşa ayırdığı pay en büyük pay. Bir diğer pay da işte bu toplumun yoksullarını çok keyiflendiren müteahhitlere, özellikle artık beşli çete tabir edilen Cengizli, Makkolin ve benzeri gruplara. Nedir bu bütçe gerçekliği ve halkın yoksullaşmasıyla ilişkisi
aynı zamanda tabii ırkçılık ve milliyetçilik olan boyutundan değerlendirebilirsin tabii. Şimdi ben yine yakın zamanda yaptığım bir röportaja referans göstereceğim. Korkut Boratav Türkiye'nin en iyi iktisatçı, Marksist iktisatçı hocaların hocası olarak biliniyor. 86 yaşında ve hala bir doktora öğrencisi gibi her sabah bütün hem Türkiye'nin hem dünyanın iktisadi gelişmelerini yakından izliyor. Korkut Boratav'ın aktardığına göre Türkiye korona döneminde %5 büyüdü, yani küçülme yok. Yani Türkiye gerçek manada bir ekonomik iktisadi kriz içinde değil. Türkiye'deki temel kriz bölüşümde. Türkiye'de para var ama sadece belli bir kesimde. Türkiye'de zenginlik var ama küçük bir zümrede var. Dolayısıyla bunu, yani iktidar bile şuna meyyal. Ya işte iktisadi bir kriz yaşıyoruz, bunun bedelini hepimiz ödüyoruz. Oysa bu doğru değil. İktisadi kriz yaşanmıyor. İktidar zenginden, fakirden alıp zengine veriyor. Vergileri, işte bütün iktisadi politikaları senin de bahsettiğin o beşli çeteye, küçük bir zümreye akıtacak bir ekonomi politikası yürütüyor. Her gün zam var, 32 kez vergi affı vermişler. Ha, evet, yani para var ama belli bir kesimde. Şimdi bu ırkçılıkla ilgili de bir şey anlatmak istiyorum. Altındağ, Ankara Altındağ'da biliyorsun bir Suriyeli mültecilere yönelik pogrom yaşandı. Yüzlerce ev tahrip edildi. Bir ölümle sonuçlanan bir olayın arkasından. Ben o süreçte hem Altındağ'a gittim, oradaki insanlarla görüştüm, hem Ankara'da çeşitli işte alt sınıf insanlarla görüşmeler yaptım. Hakkari'li bir kağıt toplayıcısıyla konuştum, ona sordum. Ankara'da Hakkari'nin Kotranız köyünden köyleri boşaltılınca Ankara'ya gelmişler. Ankara'da çöplerden kağıt toplayarak hayatını idame ettiriyor. Bu Altındağ'daki olayları sormuştum. Ekspres dergisinin şu anki piyasada olan sayısında yazdım. Şöyle diyor: fakir fakiri iter. O ırkçılar, yani Altındağ'dakileri kastediyor, eskiden bize saldırırlardı. Yani Kürtlere, Kürt işçilere. Şimdi Suriyeliler geldi, bizi bıraktılar, onlara gidiyorlar. Akdere'nin oralarda bazı evlerden açlık kokusu yayılıyor. Akdere dediği Ankara'nın merkezine yakın bir semt. Adam sanıyor ki Suriyeli gidince gece gündüz kebap yiyecek. Halbuki ben Kürt, sen Türk, o Suriyeli, ne ben varım diye sen açsın, ne sen varsın diye ben açım. Biz birbirimizi yerken yukarıdakiler kebapları götürüyor. Ve sonra Altındağ'da Suriyelilere saldıran iki gençle görüştüm. Bu gençlerden biri anlatıyor. İsmail ismi, Kırıkkale Üniversitesi'nden mezun, bulunduğu Altındağ'a hemen yakın sitelerde şu anda bir mobilyacı da çalışıyor. İşçi ayda 4000 lira maaş alıyor. Diyor ki, Altındağ'ı kastediyor. Önceleri burada Kürtler sevilmezdi. Şimdi aramızdaki fark bitmiş, ortak düşmanımız Suriyeliler olmuş. Yarın Suriyelilerle dost olup Afganları ortak düşman olarak göreceğiz. Biz böyle didişirken gerçekten de yukarıdakiler kebapları götürüyor. Çünkü Hakkari'linin anlatımını ona aktarmıştım. Tayfun'sa öbür... Pişman mı peki, o tablonun farkında mı bunlar? Çok enteresan. Diyor ki Tayfun, kendi aramızda konuşurduk bir ara, adamın çocuğunu panzerin arkasında sürüklüyorsun, diğer çocuklar bunu görüyor, ne yapacak? Mecbur terörist olacak. Şimdi biz de Suriyelilere bunu yapıyoruz ve onların çocukları da belki bu kinle büyüyüp yarın aynı şeyi yapacak. Çok daha çarpıcısı, aynı bu iki çocuk, bunlar şey, yani tırnak içinde o ırkçı dediğimiz Altındağ'daki iki Türk genç. Diyor ki, bir saniye bulayım. Biz diyor o gece, yani o 11 Ağustos'tu galiba, biz diyor kendi penceremize taş attık. Kimileri diyor bize ırkçı dedi ve küfretti.
Kimileri de helal olsun Türk yiğitleri deyip alkışladı. Fakat diyor herkes şimdi evine çekildi. Biz Suriyeli komşumuzla ve bu utancımızla baş başa kaldık. Bunu söyleyen sıradan Altındağlı iki genç Ankaralı. Şimdi bir demek linç kültürü mü onları oraya götürmüş benim o zaman? Benim söylemek istediğim şey şu. Irkçılık aslında devlet veya egemen siyaset altını kaynattığı sürece kaynayan bir kazan. Türkiye'de ırkçılık sabit, stabil, değişmez bir ideolojik program değil. Kitleler açısından söylüyorum. Irkçılık devletin programında var, siyasetin programında var. Çözüm sürecinde hepimiz gördük. Taksiye biniyorsun, senden daha radikal. Kürtleri çok, Kürtlerle empatisi çok yoğun filan. Ama aynı kişi çözüm sürecinden sonra bakıyorsun yakalım yıkalımcı olmuş. Ve bu da hani afaki bir söylemden söz etmiyorum. Kamuran olması lazım. Er Kaçmaz İletişim Yayınları'nda yayınlanan bir kitabı var. Acının iki yüzü diye. Ve bu arkadaş çözüm sürecinde otostop yaparak bütün Türkiye'yi dolaşıyor. Ve savaşta hayatını kaybeden çocuklarını kaybedenlerin aileleriyle görüşüyor. Kürt, Türk. Trabzon'a da gidiyor, Şırnak'a da, Hakkari'ye de, Muğla'ya da gidiyor. Ve asker aileleri hep diyor ki benim çocuğum öldü, başkasının ölmesin, bu savaş bitsin. Kürt, Türk kardeştir diyor. Hı. Çözüm sürecinde. Sonra çözüm süreci bitiyor ve araştırmacı bu Kamran Er Kaçmaz, umarım yanılmıyorumdur, şimdi bakarım internetten ismini, tekrar o ailelere gidiyor ve çözüm sürecinde hepimiz kardeşiz, barışmalıyız, dağdaki de insin filan diyen insanlar yakalım yıkalımcı olmuş. Etkeni ne? Devlet mi orada dediğiniz gibi? Tabii ki çünkü hakimde. Değişen devlet politikası. Dolayısıyla aslında buna bütün bu siyasi partiler veya siyasi aktivite içinde bulunan güçler açısından önemli bir ders olmalıdır. Türkiye'de dünyanın hiçbir yerinde ırkçılık stabil, sabit, değişmez bir gerçek değil. Almanya örneğini biliyoruz. Eğer öncüler, siyasi öncüler ve devlet politikası anti ırkçı bir noktaya doğru dönüştürülebilirse ırkçılıkla ancak böyle baş edilebilir. Yoksa ırkçıları ne yapacaksın? Hangi birini ne yapacaksın? O açıdan bakıldığında aslında hala ırkçılığı bitirmek için mücadele edilmesi gereken alanın toplum değil, devlet ve siyasal mekanizmalar olduğunu görmemiz gerekiyor. Bunları dönüştürmeye odaklanırsa siyasi yapılar karamsarlığı da berhava ederler. Çünkü şöyle, yani siz bir toplumu değiştirmek zordur. Kolay değil. Ama bir siyasal sistemi değiştirdiğinizde o toplumu olumlu bir yöne kanalize edebiliyorsanız diğer ırkçılıktan muzdarip olan kitleler de karşı bir ırkçılık ya da bir nefret beslemez ve mücadeleye odaklanır. Bu strateji eğer iyi belirlenebilirse Türkiye'nin önü açık. CHP'nin, İYİ Parti'nin kolaycılığa kaçma sebebi de bu. Diyor ki ben hazır bir sistem var ve bir söylem var. Kitleleri bunun üzerinden domine etmek mümkün. Seçimi de bununla kazanabilirim. O zaman ben buna oynarım. Demokratların işte bu yüzden de muhalefete muhalefet etmeleri çok hayati önem taşıyor. Yani muhalefeti iktidar karşısında akamete uğratacak değil, onu dönüştürerek ilerletecek bir siyasal akıldan söz ediyorum. Evet, öyle bir siyaseti de zaten HDP demokrasi bildirgesine aslında bu arada evet çağırdı. HDP ve bütçe dedin, ben çok uzattım ama bir iki kelimeyle değin istersen. Bu konuda HDP'ye de eleştirim var. Şöyle, ben HDP'nin bu bütçe, Barış'ın bütçesi programı kapsamında Mardin'deki konferansına katıldım. Orada işte konuşmacılardan biri de bendim. Akademisyenler vardı, iktisatçı Mustafa Sönmez vardı filan. Ve oraya gelen insanlar
Mardin'in köylüleri, HDP'liler, bütün bu baskılara rağmen o salonu dolduran köylüler, işçiler. Orada da söyledim, Cegerhun'un bir pasajından naklen, Jotgaru karker göndüyü rençber hemu proleter geli Kürdistan. Yani Kürt toplumunu ve Kürt halkının aslında rençber olduğunu, emekçi olduğunu, tümden proleter olduğunu hatırlatıyor. Şimdi HDP bu konu, bunu unutmamalı. Orta sınıfın siyasetini ne ve o tuzağa düşmemeli. HDP barışın, evet yani muhakkak programında bu konuda daha ayrıntılı işler yapıyordur ama orta sınıf siyaseti tuzağına düşmemesi ve alt sınıfların hem HDP'yi hem Kürtleri hem de Türkiye'yi dönüştürecek temel dinamik olduğunu unutmaması gerekiyor. Türkiye'de topyekün olarak, buna HDP de dahil, orta sınıflara oynama eğilimi yaygınlaşıyor. Eğer siz alt sınıfları ıskalarsanız, daha da ötesi Kürt meselesinin iki temel ayağı olduğunu unutursanız, birine eğilirseniz çözüm bulamazsınız. O iki temel ayak ne? Biri kimlik, etnik kimlik, Kürtlerin bir halk olarak temel hakları, kültürel ve siyasal hakları. İkincisi ise sınıfsal mesele. Kürtler, evet, Türkiye'nin mültecilerden sonraki en alt sınıfı, işçidir, emekçidir, kayıtsızdır ve ser sefalet halde yaşamaya mahkum edilmiştir. Bunu ıskalarsanız, peki, siyaseten ön açıcı olamazsınız. Peki, bu aslında önemli bir şeye de dikkat çekiyorsunuz. HDP'liler de eminim bundan yararlanırlar. Nevra Hanım, tekrar sizinle devam edelim. Gerçi son birkaç gündür çok konuşuldu. Özellikle Erdoğan'ın hastalığıyla ilgili. O bizim doğrusu ilgi alanımıza girmiyor. Belki şeffaf davranıp toplumu bilgilendirseler önemli ama buna rağmen kapalı kapılar ardında ne tasarladıkları bizi ilgilendirmiyor ama belli ki AKP cenahında bir karışıklık var. Çünkü AKP içerisindeki farklı kesimlerin de bir hazırlığının olduğu ileri sürülüyor. Birçok kişi bunu söyledi. Adeta bir Erdoğan sonrası hazırlık kavgası da var. Soylu'dan, Berat Albayrak'tan, Süleyman Soylu'dan söz ediyor. Siz böyle dışarıdan baktığınızda o cenah içindeki kaynamalara, oralardan dışarıya yansıyanlara doğrusu nasıl tahlil edersiniz bu durumu? Gözlemleriniz neler? Ve bu durum Türkiye siyasetini mevcut durumda nasıl etkiliyor? Ne yöne doğru götürür Türkiye siyasetini? AKP'nin içinde bir takım yarılmalar olduğu bence çok dışarı sızmasa da ortada aslında. Yani hani hem TÜGVA üzerinden olan çeşitli sızmalar üzerinden hem de aslında bazen sokak röportajlarında falan da gördüm. Usta bana doğru da yayılmış bir takım şeyler var, belirlemeler var. Özellikle Peker'in ifşaatlarının AKP tabanında belirli bir yere temas ettiğini görmek mümkün. Yani hani hem uyuşturucu kaçakçılığı, büyük bir mafyanın parçası, küresel mafyanın bir parçası haline gelmesi, hatta küresel mafyanın önemli destinasyon noktalarından bir tanesi haline gelmesi, Türkiye'nin tarikatlar ve siyasal İslam'a çok gönülden bağlı olan kesimlerde çok büyük bir takım sorunlar yarattığını ben düşünüyorum açıkçası. Yani olmaması mümkün değil gibi geliyor. Erdoğan sonrası bir süreçte de aslında hala bence AKP'nin çok da çözüm üretebildiğini de düşünmüyorum taraftan. Bu biraz Saadet Partisi gibi. Yani Erbakan sonrasında güçlü bir Temel Moğluoğlu gibi güçlü bir kişinin nihayet
Saadet Partisi'nin başına geçip lider olarak kabul edilmesi aslında diğer ihtimal olan siyasetçilerin bir yandan da ölmesiyle gerçekleşti. Yani hani acı bir şey bu bir taraftan, ama Erbakan'ın yerini çok da doldurabildiğini belki de söyleyemiyoruz. Çünkü pek çok kanat var. O kanatlar içerisinde nasıl hareket edildiğini de belirleyen bir sürü farklı dinamik vardı Saadet Partisi içinde de. En son Oğuzhan Asiltürk'ün ölmesiyle de beraber tamamen Temel Karamollaoğlu'na kaldı. Şimdi bunu örnek veriyorum çünkü bence AKP çok benzer bir son bekliyor. Yani Erdoğan sonrası bir süreçte Erdoğan gibi bir figür çıkartamaması, yani Erdoğan'ın kendi karakteristik özelliğinden ve liderlik biçiminden de kaynaklanıyor bence bu. Çıkartamayacak olması AKP gibi bir örgütün bir şemsiye olduğunu ve bir ittifaklar rejimi olduğunu, ittifaklar bütünü olduğu gerçeğini görmemizi aslında kolaylaştırıyor bence. Şimdi bu noktada sadece siyasetçiler yok, mafya ve mafyayı bir kenara bırakırsak eğer, tarikatlar var aslında. Yani tarikatların da bu aslında ittifakın mafyada bir... var, yani o da belirgin bir biçimde var. Mafyadan çok uzak yani, bir parti değil. İster istemez tabii öyle. Çünkü özellikle Sedat Peker'in ifşaatlarından öğrendiğimiz, gerçekte de bizim bildiğimiz halde çok da bağlantıları belki de daha net artık kurabildiğimiz bir suç örgütünü görüyoruz aslında önümüzde. Bunun bir kitabı da çıkmış, onu da incelemek istiyorum aslında. Evet. Ahmet Şık ve arkadaşlarının çıkardığı bir kitap var buna dair. Fakat bunu şöyle kenarda bırakacak olursak, çünkü bu tür mafyatik rejimler diğer iktidarlarla da çeşitli bağlar kurabilirler. Erdoğan sonrası bir süreç için Erdoğan sonrasında ne Albayrak'ın ne de Soylu'nun bir gücünün olduğunu ben düşünmüyorum. Özellikle Soylu'nun AKP'nin kendi içinden gelmediği, dolayısıyla yani tabii bunlar bizim hep sizlerden, sizlerin yazılarından öğrendiğimiz şeyler aslında. Dolayısıyla benim burada belki daha az konuşmam gerekir. Yani hani ben sizleri dinlemeyi daha çok isterim. Ama benim kendi çıkarım bizim için çok distopik bir şey, yani Soylu'nun Cumhurbaşkanı olduğu bir rejim görmek veya AKP'nin başına geçtiğini görmek. Çünkü Soylu'nun kendisi bayağı Göbels, yani hani eğer AKP ile Alman Nazizmi içinde bir bağlantı kuracak olursak. Fakat bütün bunların dışında bana çok gerçekçi de gelmiyor bütün bunlar. Yani ama bir karışıklık olduğu çok belli orada. Yani o karışıklık üzerinden hesaplar yapıldığı belli, öyle mi? Evet, evet. Yani AKP'nin bir karakterde bir karakterde somutlanmış bir lideri var. O da Erdoğan açıkçası ve tüm bu ittifakı güçlü tutan tek tuğla aslında Erdoğan. Dolayısıyla Erdoğan'ın arkasından herhangi bir mirasçısının, güçlü bir mirasçısının olduğunu düşünmüyorum açıkçası ben. Ve bu da AKP'nin tükendi mi zayıf peki yarattığı kanadı. Tablo süreci açısından. Ya Erdoğan tükendi mi bu dediğiniz prototip? Erdoğan, evet evet. Yani ben Erdoğan'ın evet liderlik vasfının da bizim muhalefet olarak toptan düşünecek olursak çok daha güçlü bir maddi dinamiğe dayandığını, fakat bunun da tükendiğini düşünüyorum. Yani ne meşruiyet evet. anlamında ne de hitap etme anlamında eski gücünün hiçbir şekilde olmadığını görmek mümkün. Yani özellikle o etkileyici, halkın içinden çıkmış evet. ve siyasal İslam'ın bir temsilcisi haline gelmiş bir figür olmaktan artık çok uzaklaşmış durumda. Ayrıca siyasal İslam'ın kendisinin de bütün o şey zeminlerini, rövanş zeminlerini bir anda tükettiğini de görüyoruz. Yani bu yüzden de Erdoğan'ın bir altı boşalmış durumda. Yani Ayasofya'da mesela çok ciddi bir
kazanım elde edemedi. Yani Ayasofya'nın müzeden yeniden camiye dönüşmesi, kılıçla orada namaz kılınması, ardından AKM'nin yıkılması evet. ve başka bir şeyin kurulması. Yani Topçu Kışlası'nı zaten yapamadı. Yani demeye çalıştım, özellikle kaynak üretemediği sürece elindeki mermileri de tamamen tüketmiş durumda olduğu için bu görevini aslında artık bitirmiş durumda. Yani bu evet. konjonktür 10 yıllık konjonktürün en önemli figürü ve dönüştürücüsü iken şimdi sadece zorbalıkla ayakta duran bir iktidardan ve bir liderden bahsediyoruz. Bu yüzden de artık muhalefet belirli ayaklar üzerinden evet. artık bu sürecin sona erdiğini, herkes tarafından kabul edildiğini söyleyebiliriz belki. Peki. Zorbalıkla değil, zorla da ayakta duruyor bu arada. Öyle de bir tablo var. Ama o bizim işleyeceğimiz bir boyut değil. Biraz daha bizim medya dünyasından, gazeteci dünyasından sana sormak istiyorum. Son dönemlerde doğrusu çok dikkat çekici bir biçimde söylemleri değişen gazeteciler, yazarlar oldu. Bir kısmı seni de zaman zaman yazılarında etiketliyorlar. Twitter'da gözümüzden kaçmıyor. Hakeza bize de bir şekliyle böyle biz değiştik izlenimi vermek isteyen gazeteciler, yazarlar vesaire filan var. Ya köşesinde durmuş, ya iktidara yanaşmış. Böyle bir arayış mı var? Artık hocana, çünkü bunlar aynı zamanda burunları iyi koku alan ve her dönem her kesime yanaşmada, onlarla birlikte hareket etmede usta da olan kesimler. Senin gözlemin ne bu konuda? Bir de belki bunun üzerinden önümüzdeki dönem siyasi figürlerine de gerçekten deneyim aktarmak gerekmiyor mu? Bir dönemin gazetecileri var, bir de bedelin gazetecileri var. Yani bedel ödeyerek bugünlere gelmişler var. O vallahi, hatırlatma bir işe yarar mı bir de? Sen de iyi biliyorsun, senin de muhakkak vardır eskiden ahbap olduğun ama şu anda selam veremeyeceğin kadar iktidarın güdümüne girmiş gazetecilik değil, bayağı iktidar propagandistliği yapan gazeteciler var. Fethullah Gülen'le, daha doğrusu Fethullahçı cemaatle kavga sürecinde de önce bir mütereddit kalmıştı bu iktidarın gemisindeki gazeteciler. Son ana kadar kimin yani belki barışılır, ben ortada kalmayayım kaygısı taşıyanlar olmuştu. Daha sonraki aşamada kimin muktedir olacağını kestirmeye çalışarak konum belirleyenler olmuştu. Netice itibariyle AKP kazanmış, cemaat kaybetmişti ve cemaatin yanında saf tutanlar sürgüne gitti, diğerleri de şu anda ekranlarda iktidar lehine, daha önce Gülen lehine bir sürü şiirler, metiyeler dizmiş olanlar şimdi iktidarın resmi gazeteciliğini yapıyorlar. Tabii ki bunlar yavaş yavaş artık şeyin farkındalar. Bu iş, bu terazi, bu sikleti çekmeyecek, bu iş devam etmeyecek. Ve dolayısıyla CHP'ye hafiften kur yapmaya başlayan, İyi Parti'ye kur yapmaya başlayan, yer yer HDP'ye işte göz kırpmaya başlayan tırnak içinde gazeteciler var. Bunlar bence artık bunlara gazeteci demek doğru değil. Çünkü gerçekte bir gazetecilik faaliyeti yürütmüyorlar. Yani bunlar çok iyi paralar kazanan devlet memurları. Yazıp çizecekleri önceden eline tutuşturulan yahut işte iktidar partisinin programına göre yazıp çizen, en ufak bir eleştirel pozisyon, hakikat karşısında en ufak bir eleştirel pozisyon edinmeyen, bunun karşılığında da mükafatlandırılan, zenginleştirilen eski gazeteciler ya da işte bu iş insanlar, bunların bazılarına iş insanı demek de doğru olur. Şimdi düşün, sen 40 yıldır gazetecisin, ben 21-22 yıldır dikili bir ağacımız veya cepte 5 kuruş paramız yok.
Ne yaptık? Biz gazetecilik yaptık. Peki biz gazeteciysek onlar ne? İşte villalarda yaşayan, büyük büyük paralar kazanan bu insanlar nasıl başka bir gazetecilik yapıyorlar demek ki? Başka bir şey yapıyorlar. Bunlar dolayısıyla iş adamı gibi, iş insanı gibi bunlar da siyaset değiştiği zaman doğal olarak pozisyon değiştirirler, değiştirecekler. Peki iktidar değiştiğinde bunlar dibe mi batacak? Bunlar da kaybetmiş mi olacak? Bir kısmı evet. Ama bir kısmı şimdiden yavaş yavaş gemiyi terk edip başka limana doğru gidiyor ve orada da muhakkak pohpohlanacaklardır. Onlar da bunun farkındalar. Türkiye'de ne yazık ki medyadaki sahiplik yapısı çok temelden değişmediği sürece basın ve gazetecilik ilkeleri, temel ilkeler bir toplumsal ve mesleki kabul haline gelmediği müddetçe bu tür şeyler göreceğiz. İçimiz belki kan ağlayacak. Çünkü gün gelecek bunlar dönüp bana sana diyecek, siz eskiden siz AKP'liydiniz, biz hep şeydik, muhaliftik filan. Şeyde de öyle yaptılar ya. Cemaatte yani düşün, hepimiz cemaat, o zaman herkesin isimleri filan falan şey yapılıyordu. Liste halinde cemaatçiler gazetecileri hedef alıyordu. Bunlar da Gülen'e metiyeler düzüyordu. İş tersine döndü. Bunlar dönüp muhaliflere siz FETÖ'cüsünüz demeye başladılar. Aynı şeyi yapacaklar. Siz AKP'liydiniz diyecekler. Siz işte bilmem neciydiniz diye. Ama toplumu yönetmeye adayların bu gerçekliği görmemesi mümkün mü? Görüyorlar. Tabii niye ki peki görüyorlar. Buna rağmen bu ilişkin içerisinde yani sadece medya sahipliği mi bunu belirliyor? Sadece medya sahipliği değil. Kültürel yozlaşma, siyasal çürüme ve gerçek manada bir hesaplaşma yani bu çürümeyi ortadan kaldıracak gerçek manada bir temizlik olmadığı sürece, bir kökten hesaplaşma olmadığı sürece, yani bugün insanların hayatıyla ekranlara çıkıp insanların hayatıyla oynayanların utanacağı bir toplumsal norm ortaya çıkmadığı sürece yarın tekrar çıkacaklar, başka şeyler söyleyecekler, aynı ekranlarda yine devam edecekler. Bu siyaset erbapları için de geçerli maalesef. Kürt siyasi hayatında da bu böyleydi. Devletin 90'larda devletin yanında saf tutanlar, HDP güçlendikçe, Kürt hareketi güçlendikçe saf değiştirmeye başladılar. Kürt hareketinin yanında yer almaya başladılar. Durun siz çekilin en önde, biz en büyük HDP'li biziz dediler. Çözüm süreci bitti, iklim değişti ve bunlar tekrar devletin yanına gittiler, oraya doğru yine aktılar. Dolayısıyla bu aslında toplumsal olarak ayıbın, utancın bir hani kaidesinin olmadığı toplumlarda bu var. Tabii yani toplumca ayıplanmadığın zaman, rezil olmadığın zaman, rezil olmanın bir eşiği tutulmadığı zaman insanlar her türlü yöne akabilir, her türlü omurgasızlığı yapabilir. Ama herhalde bu dönem bu anlamda daha çok öğretici olur diye düşünüyorum. O kadar İnşallah da değil. Göreceğiz. Peki. Nevra Hanım, kısa bir zamanımız kaldı, bir 4-5 dakikamız. Şöyle 2 dakikayla belki bu, siz de konuşmanız için de söz ettiniz ama birçok itiraf var Sedat Peker'den tutun diğerlerine kadar da, işte biraz önce konuştuğumuz gazetecilerden de yazarlardan da ufak çaplı itiraflar geliyor. Ama yargı hala yerinde sayıyor ki Barış Akademisyeni olarak bunun kadrini en çok yaşayan sizsiniz. Şöyle 2 dakikayla bu tabloyu bize özetleseniz, bu yargıda da özellikle Kılıçdaroğlu da oraya sesleniyor. Çöküşü görüp değişime yönelmesi mümkün olan kesimler var mı? Çünkü aynı ikiyüzlüğü yargıda da görmek mümkün. Zannetmiyorum. Çünkü hukuk uzun zamandır biraz önce de kullandığım kavramı yeniden kullanacağım, bir rövanş hukukuna dönmüş durumda. Yani iktidarın kendisini garantiye almasını sağlayan bir hukuk
artık mahkemelerden çıkan kararlar. Dolayısıyla yani neyse iktidarın kurduğu rejim, ona uygun karar veren bir hakimler silsilesi var zaten ortada veya savcılar var ortada. Ancak gerçekten çok güçlü bir ihtimal olarak AKP'nin ortadan kalkması veya hani sürecin tamamen AKP'nin ortadan kalkması derken, hani iktidarın değişmesi, iktidardan düşmesi ve sürecin tamamen tersine dönmesine dair bir inisiyatif oluşursa, bir çok belirgin bir güç ortaya çıkarsa ancak bunu yapmaları mümkün gibi geliyor ki bu da hukuk değil. Yani hukuk temel ilkelerinden çok uzun zamandır ayrı düşmüş durumda. Hukuk ile meşruiyet arasında bir yarılma aslında şu anda oluşmuş durumda. Yani bir süredir 2016'dan sonra oluşmuş durumda. Hatta bu hukuksuzluğun kendisi hukukçular açısından ne yazık ki bir kariyer haline gelmiş durumda. Şimdi bunun kendisi zaten sorun aslında. Yani eğer bir hukukçu açısından bir kariyer olarak iktidarın memnun olacağı bir takım kararları vermesi gerekiyorsa, burada zaten artık hukuktan ya da mahkemelerden bahsetmek mümkün değil. Çünkü mesela şu anda en son karşılaştığımız duruma baktığımızda beraat eden barış akademisyenlerinin KHK'larının iptal olması ve işlerine geri dönmelerine dair taleplerinin OHAL komisyonu tarafından reddedilmesi, hem Anayasa Mahkemesi'nin kararına karşı hem de aynı zamanda temel hukuk ilkelerine de karşı bir karar. Ayrıca komisyonun hukuken nereye oturduğu bile belli değilken bu kadar açıkça bir hukuksuzluğa imza atabiliyor. Yani zaten KHK'ların kendisi de benzer bir hukuksuzluğun göstergesiydi aynı zamanda. Evet. Benzer şey sadece bizim başımıza gelmiyor. Yani siyasi davalarda Kavala davasında çok açık bir şekilde var. Hatta bugün gene bahsettim, Çilem Doğan'ın davasında da çok benzer bir hukuksuzluk gene karşımıza çıkıyor bizim. Yani bu hukuksuzluk sadece muhalefet tarafında olanların karşılaştığı bir şey değil. Aslında toplumun tüm her aşamasında bir şekilde devletle karşı karşıya gelen herkesin karşılaştığı bir şeye dönüştüğü için çok da kırılgan, evet, bir halde deyip burada keseyim ben. Evet, çok teşekkür ederim. Zaman daraldığı için Recep'ten de uyarıyorlar. İrfan, şöyle bir dakikayla da senin benzer konuda yorumunu alayım. Hukuksuzlukla ilgili tablo nedir? Bu dediğimiz dönüşümleri tırnak içerisinde kullanıyorum. Ortaya çıktığında yargıda ya biz ne yaptık deyip adım atar mı ya da itiraflar başlar mı? O konuda da bir beklenti oluşur mu? Bu alanı iyi bilen hukukçuların söylediği şudur. İktidar değiştiği anda şimdi iktidarın neredeyse noterliğini yapan bütün mecralarda değişecek. Az önce gazetecilerden söz ettik. Direksiyonu ağırdan kırma eğiliminden söz ettik. Aynı şey yargı için de geçerli. Tabii ki Türkiye'de mevcut haliyle bir yargı yok. İkili devlet hukuku uygulanıyor. Aynı kanun muhalife başka şekilde uygulanırken iktidar yanlısına başka uygulanıyor. Bu Nazi Almanyası'nın pratiğiydi. Bunu dönüştürmek zorunda Türkiye, eğer bir gerçek manada bir toplumun muhafazasını istiyorsa yargı da çok köklü bir reformdan geçmek durumunda. Peki, görünen o iktidar değişse de işimiz zor. Tabii çok zor. Uzun bir yol devam var. Devam edecek. Uzun bir yolculuk var. Peki, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Nevra Akdemir, size de çok teşekkürler. İrfan Aktan'a da çok teşekkürler. Emek ve zaman ayırdınız. Başka programlarda da görüşeceğiz. Evet sevgili izleyiciler, bir Medya Haber'de gündemin daha sonuna geldik. Önümüzdeki Medya Haber'de gündemlerde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.